Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde programlama dillerindeki değişken kavramının, yani variable kavramının ne olduğunu üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi hızlı bir tekrar olması açısından sıfırdan editörümüzü nasıl açıyoruz, nasıl yeni bir proje oluşturuyoruz onu göstermeye çalışayım. Ben bunu buraya sabitledim, sağ tık pin from taskbar diyerek editörüm açıldı ve daha önceden açılmış bir projeniz varsa editör ilk olarak onu başlatmaya çalışıyor. Hani sen buna bir şeyler yapıyordun ve daha sonra çıkış yaptın. Büyük ihtimal bir sonraki girişinde de buna devam etmek istersin diye. Ama ben yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Buraya geldim. File kısmında projeyi kapat dedikten sonra buradaki ekranda gördüğünüz gibi en son yaptığınız projeler burada listelenecek. Yeni bir proje oluşturuyorum. Java'yı seçtim. SDK'nın seçili olmasına dikkat edip ileri diyoruz. Burada herhangi bir şeyi seçmiyorum. İleri dedim ve proje name'i olarak değişken, şöyle yazalım. Değişken kavramı. Java derslerinin altında değişken kavramı diye bir klasörün içinde tutulacağını söyledi ve finish diyerek ikinci projemin oluşturulmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi yine SRC'nin altında herhangi bir şey yok. Ne yapıyorduk? Yeni bir Java sınıfı oluşturuyorduk. Ne diyelim? Değişkenler diyelim bu sınıfın adına. OK dedim. Ve her bir sınıf büyük olsun küçük olsun benim kodlarım bir sınıfın içinde olacaktı. Ve her sınıfın veya her bir projede bir tane main metodu olmak zorundaydı. Ben projeyi run ettiğimde çalışacak. Yani compiler ne yapıyor? İlk önce bir main metodu arıyor çalıştırmak için. Bunu artık ezbere yazmamız lazım. Ne işe yaradıklarından, mantığından tabii ki de bahsedeceğim ilerleyen derslerde. Ama şu an için çok da fazla içine girmek istemiyorum. Bunu yaptıktan sonra ben buraya sağ tıklayıp Değişkenler.main'i çalıştır dediğimde ne olacaktır arkadaşlar? Benim konsolum çalışacaktır. Ama içinde herhangi bir kod yapısı olmadığı için böyle boş bir ekran ve exit kod 0 diyerek uygulamadan çıkacaktır. Şunu alalım. Yine tekrardan sağ tarafa taşıyayım. Şurayı da şöyle küçültelim. Kodumuzu buraya yazacağız. Burada sonucunu göreceğiz. Şimdi bu dersimizde dediğimiz gibi değişkenin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Değişken bilgisayar programlarında çok fazla kullanılan ve çok fazla yararı olan bir kavramdır. Şimdi ben size desem ki iki tane sayının toplamını bulan bir uygulama yapın bana. Mantıken düşünün, herhangi bir programlama yapısı düşünmeyin. Ne yaparsınız? Öncelikle kullanıcıdan birinci sayıyı alırsınız değil mi? Mesela 5. Bunu bir yerde tutmanız lazım ki ilerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz. İkinci sayıyı alırsanız bunu da bir yerde tutmanız lazım. Daha sonra da bunları toplayıp başka bir yere koyabileceğiniz gibi direkt olarak kullanıcıya da gösterebilirsiniz. İşte biz bu tutulan sayıları sakladığımız yapılara değişken diyoruz. Ve bu değişkenler tanımlandığı zaman bellekte, yani sizin RAM denilen, bilgisayarınızın RAM denilen kısmında belli boyutlarla saklanıyor. Mesela bunları kutu olarak düşünebilirsiniz. Ben size şunu söylesem, bir yüzük kutusunda bir ayakkabı saklamanız mümkün mü? Değil. Bir ayakkabı kutusunda bir araba saklamanız mümkün mü? Değil. Her kutu kadar içine bir şey koyabilirsiniz değil mi? Burada da işte saklamak isteyeceğiniz şeyler, ki genel olarak neler olabilir bunlar? Yani gerçek hayatta kullandığınız şeyleri düşünün. Mesela sayı saklamak isteyebilirsiniz. Ondalıklı sayı saklamak isteyebilirsiniz. Mesela harf saklamak isteyebilirsiniz. Bu gibi şeyleri işte biz değişkenlerde saklıyoruz ve her bir değişkenin de içinde tuttuğu elemana göre bellekte bazı alanlar ayrılıyor. Yani bir 5 sayısını bellekte saklamak istediğinizde ayrılan alanla bir 5.123 gibi ondalıklı bir sayıyı bellekte saklamak istediğini belirttiğinizde ayrılan alan aynı değil. Burada da işte biz veri tiplerine giriş yapmış oluyoruz. Bundan bir sonraki derste bahsedeceğim detaylı olarak. Şu an için bir önceki derste yaptıklarımıza da hani biraz ek olsun diye şöyle bir açıklama yapalım. Şimdi biz ne yapmıştık bir önceki derste? System.out.println diye bir
metodum vardı ve gördüğünüz gibi bu noktalı virgülle bitiyor. Java'daki her bir satır kodunuzun neyle bitmesi lazım? Noktalı virgülle bitmesi lazım. Bunun içine denden diyoruz. Bunları koyduktan sonra buraya yazdığınız ifade direkt olarak sizin konsolunuza, yani çıktı olarak ekranda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradaki bu print line, işte buraya yazılan bu ifadeyi ekrana basmaya yarayan bir metot. Yine aynı şekilde mesela system.out.print diye var. Bunun farkı ne? Bu da şöyle bir farkı var. Ben Emre diyeyim buraya. Şunu mesela şunun üstünde çalıştırayım. Bu arada kodlarımız yukarıdan aşağıya doğru sıralı bir şekilde çalıştırılır. Bakın şimdi print ile print ln arasındaki farkı göstereyim. Şimdi bak, burada print dediğimde ben Emre'yi ekrana yazdırdım ve daha sonra direkt olarak merhaba dünyayı yazdırdım. İşte bu ikisi arasındaki fark şu ln line demektir. Yeni bir satırdan başla. Şimdi bu aynı ifadeyi mesela alalım. Hatta şu ikisini direkt olarak alayım. Şöyle alta yapıştırayım. Şunu şunun üstüne koyayım. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç alacağız. Buradaki ifadeden dolayı şu ilk satırım yazıldı. Daha sonra merhaba dünya dedi. Print ln dediğinizde bundan sonra gelecek ifade ne yapıyor? Bir satır aşağıda başlıyor. Hani biz birbirine de girmesin diye genel olarak print yerine print ln komutunu kullanıyoruz. Peki böyle ekrana bir şey bastırmak gibi basit bir işlem için ben sürekli olarak system.out. yazmak zorunda mıyım? Değilsiniz arkadaşlar. Editörümüzün bize burada sağladığı bir kısaltma var. Cout dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bir string ifadeyi, ki stringin ne olduğunu anlatmadım, kafanız karışmasın, ekrana bastırmaya yarar diyor. Şunu şöyle çift tıkladığınızda şuradaki bu yazdığımız kodun kısaltması, yani tekrardan anlatalım. Cout dediğimde bu ifadeyi bana veriyor. Ben yine çift tırnaklar içinde selamlar yazabiliyorum. Bunu böyle yazabildiğim gibi. Bunun dışında birkaç tane daha farklı anlatım yapayım size. Selamlar dedikten sonra artı ifadesi. Şimdi matematikteki artı ne işe yarar? İki tane sayıyı toplamaya yarar, değil mi? Burada da öyle. Sayılar söz konusuyken toplama işlemi yapıyor. Ama siz eğer burada böyle metin içeren ifadeler, ki biz bunları daha sonra string diyeceğiz, bunların arasına selamlar, boşluk, nasılsınız derseniz arkadaşlar, bu sefer toplayacağı şeyler, yani iki tane kelime nasıl toplanır? Yan yana yazılarak toplanır, değil mi? Selamlardan sonra ne yazmasını bekliyoruz burada? Nasılsınız yazmasını bekliyoruz. Şunu da ln ile değiştirelim. Gördüğünüz gibi selamlar, nasılsınız yazdım. Peki. Siz yine cout dedikten sonra bu sefer buraya ben 8 artı 9 yazdım. Sizce ekrana ne yazdıracak? Hiç denemeden bir söylemeye çalışın. Direkt olarak bu ifadeyi mi yazdıracak, yoksa 8 artı 9'un sonucunu mu yazdıracak? Deneyelim. 17 yazdırdı. Neden? Ben eğer burada bu çift tırnakları kullanmazsam buradaki ifade direkt olarak bir sayı olarak düşünülüyor. Daha sonra toplamada, yine matematikte bildiğimiz toplama işareti ne işe yarıyorsa o işe yarıyor. Aynı şekilde çıkarma, çarpma, bölme işaretleri de yine matematikteki karşılıklarını yapıyor. 8 ile 9'u topladı ve 17 sonucunu yazdırdı. Peki ben buraya gelip şöyle bir şey yazsam, 8 artı 9. Peki bu sefer ne yazdıracak? Umarım doğru tahmin etmişsinizdir. Bu sefer ne yapacak arkadaşlar? 8'i iki tane çift tırnağın içinde olduğu için bir metin gibi görecek. Hani matematikteki 8 rakamı gibi değil, sanki bir kelime gibi düşünün bunu. Direkt olarak bunu ekrana yazdıracak. Artı ifadesinden sonra da yanına 9'u koymasını bekliyorum. Yani çıktı olarak 89'u elde edeceğimi tahmin ediyorum. Bu ve bunun gibi çok daha fazla şeyi biz zaten ilerleyen derslerde göreceğiz. Ama umarım bunları anlamışsınızdır. Ve de Java'da kodlarımızı yazarken yine bir cout örneği yapalım. Mesela Emre Altunbilek Java
dersleri dedik. Ben eğer gidip buraya mesela enter'a basıp bir alt satıra geçersem editör otomatik olarak artı koydu ve şurada yaptığım işlemi otomatik olarak yaptı. Java'yı da böyleyim. Bakın artı deyip hani uzun bir ifadeniz varsa ve bu böyle burayı taşmışsa bunları artı artı deyip alt satırlara taşıyabilirsiniz. Veya artı demek istemiyorsanız da şöyle bir enter tuşuyla zaten bunu otomatik olarak yapacaktır. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken siz bunları 4 farklı satıra yazdınız diye burada çıktı olarak 4 farklı satır değil Emre'nin yanına artı dediği için altın bileği koyacaktır. Artı dediği için Java'yı, artı dediği için derslerini koyacaktır. Yani tek bir satırda hepsini gösterecektir. Ha ben sonuçlarımı alt alta göstermek istiyorum diyorsanız burada programlama dillerinde yine özel bir ifade var. Şöyle ters slash yani numpad'inizin yanındaki slash değil de alt gr ve soru işareti tuşuna basarak elde edeceğiniz bu slash'ın yanına n koyarak emre ifadesinden sonra biraz satıra geçmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Deneyelim. Emre'den sonra bir alt satıra geçecek. Mesela bunların her birinin sonuna ben bu ifadeyi koyayım. Ve yine burada dikkat etmeniz gereken bu ifadeyi bu iki dendenin arasına koymanız gerekiyor. Dışına koyalım ne olur? Tabii ki de hata verir. Editörünüz siz herhangi bir yanlışlık yaptığınızda sizi böyle ifadeyi kırmızı bir renge çevirerek uyarıyor ve bazı açıklamalar gerekiyor. Yapıyor. Diyor ki işte bu geçersiz bir karakter, işte virgül bekliyordum veya işte n'nin ne olduğunu bulamadım gibi. İlerleyen zamanlarda zaten bunları direkt olarak anlayacaksınız. Mesela oldu da siz burada şunu unuttunuz. Gördüğünüz gibi hemen kızarıyor ve ben çalıştırdığımda ne diyor? Bakın bunları da okumak önemli. Sonuçta biz buraya satır satır kod yazacağız. Bu şu an küçük hali. Nerede neyin çıktığını nasıl bulacağız? Bakın diyor. Ne diyor? 16. satırın 32. sırasında noktalı virgül expected. Yani burada bir noktalı virgül bekliyordum ama sen bunu koymamışsın. Direkt olarak bize bunu uyardı. Noktalı virgülü koyup tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi programım sorunsuz bir şekilde derlendi ve çıktığı ben burada almış oldum arkadaşlar. Umarım değişken kavramının ne olduğunu anlamışsınızdır. Temel olarak dediğimiz gibi siz bir sayı saklamak istediğinizde bir karakter A, B, C, D gibi bir noktalı virgüllü bir sayı saklamak istediğinizde bunlar bellekte bir yere yerleştiriliyor ve biz buralara isim veriyoruz. Tekrardan şöyle bir anlatım yapayım. Mesela ben 5 sayısını saklamak istiyorsam bunu A diye bir ifadeye atıyorum. A eşittir 5 diyorum. İşte buradaki bu A benim değişkenim yani İngilizce karşılığı nedir? Variable'ım oluyor. Ve program içinde A geçen yer aslında 5'i taşıyor. Mesela A'ya 5'i koyduk. B'ye 10'u koyduk. Ve ben A artı B dediğim zaman ne olacak arkadaşlar? A'nın karşılığı ne? 5. B'de ne var? 10 var. 5 ile 10'u toplayacak ve sonucu 15 diye bulacak. Siz bu 15 değerini isterseniz C eşittir A artı B deyip başka bir değişkende saklayabileceğiniz gibi direkt olarak sistem.outprintln deyip A artı B deyip kullanıcıya bunu gösterebilirsiniz. Bu ve daha fazlasını bir sonraki derste veri tipleri dersinde anlatacağım. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.